Merhaba arkadaşlar, Hacettepe Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sınıflandırmanın 5. bölümü olan arkelerle devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda bakterileri ayrıntılı bir şekilde işlemiştik. Arkelerle onlara benziyor ama onlardan farklı yönleri de var. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı ve pdf'lerimizi indirmek için aşağıdaki bilgi kutucuğunu genişletmeyi unutmayın. Evet, yapısına göre hücreleri biz ikiye ayırmıştık hatırlarsanız arkadaşlar. Çok önemliydi bunlar bizim için. Prokaryot hücreler ve ökaryot hücrelerdi kaç kez söyledim bilmiyorum. Pro önce öncül önceki demek. Karyot çekirdek demek. Yani çekirdekten önceki hücre tipine, çekirdek ve zarlı organelleri olmayan hücre tipine biz prokaryot diyoruz. Ökaryotlar buradaki ö sanki bize çekirdeği hatırlatıyordu. Çekirdekli olan hücrelere de ökaryot hücreler diyoruz. Bir hücre prokaryotsa ya bakteridir ya da arkedir. Onun dışındaki hiçbir canlı tek hücreli dahi olsa Prokaryot değildir. Yani bize bakteri derse prokaryotu yapıştıracağız. Arke derse prokaryotu yapıştıracağız. O zaman konumuz bugün arkeler olduğuna göre. Arkeler nasıl canlılar? Prokaryot yani çekirdekleri ve zarlı organelleri olmayan canlılar bunlar. Şimdi baktım burada şöyle bir pusula notum var. Demişiz ki bütün prokaryotik yani çekirdeği olmayan canlılar yani bakteriler ve arkeler tek hücrelidir o zaman çok hücreli bir bakteri ya da çok hücreli bir arki görme ihtimalim yok. Şu andaki eldeki verilere göre tabii ki. Ökaryotik hücreler ise tek hücreli de olabiliyorlar, çok hücreli de olabiliyorlar. O zaman şöyle bir çıkarım yapsam ben. Bir canlı prokaryotsa kesinlikle ne olması lazım? Tek hücreli olması lazım. Bir canlı çok hücreli ise o kesinlikle nedir? Tek hücreli çok hücreli ise kesinlikle prokaryot olamayacağına göre kesinlikle ökaryot yani çekirdekli bir yapıya sahiptir. Bir canlı tek hücreli ise arkadaşlar prokaryot da olabilir bu canlı ökaryot da olabilir. O zaman şunların ikisi bana kesin bilgi verirken bu bana ne yapmıyor kesin bilgi vermiyor. Evet. Bunlar yani arkeler önceleri bakterilerin içerisinde kabul ediliyordu. Hatta arke bakterileri deniyordu. Bunlar yeni bulundular arkadaşlar. Arke bakterileri deniyordu. Ancak şu anda işte hücre zarındaki yağların farklı olması, hücre duvarını oluşturan yapının farklı olması, ribozomal RNA dediğimiz RNA'daki genetik dizilimlerindeki farklılıklarından dolayı bunların artık bakteri değil farklı bir yapıya sahip olduğu anlaşılmış ve o yüzden arke denilmiş bunlara. Ne farkları var peki ona bakalım. Arkelerin arkadaşlar hücre duvarında peptidoglikan bulunmaz. Bakterilerde biliyorsunuz peptidoglikan bulunuyordu. Peptido dediğim şey bana neyi hatırlatıyor? Peptit bağını. Peptit bağ kimlerde vardı? Proteinlerde vardı. Glikan glikozu hatırlatıyor. Glikozda neydi? Karbonhidratlarda vardı. E, dolayısıyla hem protein hem de glikozdan oluşmuş bir duvar bulunmuyor peptidoglikan. Onun yerine sahte peptidoglikan dediğimiz bir yapı bulunuyor. Buna da psöido diyoruz. Hani psöido maki falan vardır coğrafyada. E, yalancı maki deriz ya da sahte maki deriz. Burada da psöido peptidoglikan bulunuyor arkelerde. Yani yalancı sahte peptidoglikan demek bu arkadaşlar. Aynı zamanda bunlarda değişik bir özellik daha var. DNA'ları ökaryot hücrelerde olduğu gibi histon proteinine sarılı. Hatırlayın ökaryot hücreleri DNA'sı vardı. Bu DNA şöyle yuvarlak bakın şunlar mor yapılar. Bunlar böyle histon proteinine sarıla sarılı sarıla sarılı daha düzenli daha böyle sıkı bir hal alıyordu. Bunlar normalde Ökaryotlar da vardı. Bakteride demiştik ki histon proteini bulunmaz. E, arkelerde ne yapıyor arkadaşlar? Histon proteini bulunuyor. Yani arkelerin hem prokaryotlara benzer özellikleri var hem ökaryotlara benzer özellikleri var ama çekirdek olmadığı için prokaryot grubunda. Depo polisakkaritleri glikojen. Bunu bakteriler için de söylemiştik. Glikojen neydi? Birçok en tane glikozun birleşimiyle oluşuyordu. Bir polisakkarit yani çok şekerli bir yapıydı. Hayvan hücrelerindeki depo polisakkaritim glikojen. Demiştim ki bakterilerde insanı bazen hayvan hücresi olarak almıyor bazı arkadaşlarım. İnsan da bir hayvan hücresine sahip canlıdır. Bunun da yine dolayısıyla hayvan hücresi olduğu için depo polisakkarit glikojen. Yani biz glikozun fazlasını glikojen olarak hatta demiştik ya karaciğerimize depo ediyoruz diye. Mantar hücresinde yine ökaryot bir yapı ve glikojen bakteri hücresi prokaryot olmasına rağmen glikojen depoluyor. Arkeler prokaryot olmasına rağmen glikojen depoluyor. Sadece bitki hücreleri ne olarak depoluyormuş? Nişasta olarak depo ediyormuş. Bakterilerde olduğu gibi bunlarda da plazmik bulunabilir arkadaşlar. Plazmit neydi? Ekstra kromozomal DNA'ydı. Yani bir kromozomum var. Bir de bunun dışında ekstra olarak plazmit bulunuyorsa buna ekstra kromozomal DNA ismini veriyorduk. Şöyle bir tablo hiç görmedim bir yerde. Hoşuma gitti. Yani yapmak hoşuma gitti. Daha doğrusu yapma gereği duydum. Hücre yapısına göre baktığımda bakteri de prokaryot, arke de prokaryot. Zaten prokaryotların bu kadar. Bakteri ve arke. Bunları görürsem prokaryotları yapıştırıyorum. Diğer bütün canlılar için ökaryot. Hücre sayısı prokaryot olduklarına göre ikisi de tek hücreliler. Burada bir farklılık var. Farklı olarak şunu gösterebiliriz. Bunda peptidoglikan varken bunda sahte peptidoglikan var. Yani burada ayrılıyorlar. Histon proteini bakteri taşımıyor. Burası arkeler taşıyor. Burada da ayrım var. Burada bir ayrım yok. İkisinde de polisakkaritik glikojen, plazmit bulundurma oranı bulundurma ihtimali bunda da olabilir, bunda da olabilir. Bunda saprofit çürükçül olabilme ihtimali var. Bunda ise çürükçür yani saprofit türleri yok. Bunun saprofitlik neydi? Bir önceki videomuzda bakterilerde hatırlayabilirsiniz. Organik maddeleri parçalayıp inorganik madde elde ediyordum. Parazit olabilme durumuna baktığımda parazit olan çeşitleri bakterilerde var. Kötü bir özellik. Ancak arkelerde şu ana kadar parazit olmuş bir arke görülmemiş. Burada da farklılık var. Hücre zarındaki bağ çeşidi bakın bunda eter bağı var. Bunda ise ester bağ var. Yani hücre zarındaki bağ çeşitleri de farklı. Bunlarda sporla üreyebilme bunları göreceğiz. Sporla üreyebiliyorlar bakteriler. Arkeler ise sporla üreyemiyorlar. Metan oluşturma durumu bu sefer bunlar oluşturamıyor. Bunların bazı türleri metan oluşturabiliyor. Genelde yaşadıkları ortam koşulları bakteriler normal ortamlarda yaşarken arkeler ekstrem yani farklı, normal dicanların yaşayamayacağı ortamlarda yaşıyorlar. Evet bence bu topla, tablo güzel bir tablo oldu. Bu zaten slaytımızın özeti gibi bir şey. Geldik arkelerin çeşitlerine. Arkelerin çeşitlerine baktığım zaman da 5 çeşit arke çeşitli olarak topladım ben. Bazı kaynaklarda sadece bu 4'ü var. Metajonikleri almamış. Ee, bazı kaynaklarda işte diğerlerini almamış, bazılarını almamış. Mesela arkeliği almamış, asiti almamış. Ben şöyle bir toparlamak istedim. hepsini almak istedim. Karşınıza gelebilir çünkü bakın hepsi ekstrem koşullar. Çok tuzlu bir ortam, çok sıcak bir ortam, çok alkali yani bazik gibi düşünebilirsiniz bir ortam, çok asidik bir ortam, metan oluşturabilecek bir ortam. Dolayısıyla bunlar ekstrem koşullar. Yani her canlı buralarda yaşayamaz. O yüzden bunlar yeni bulundu diyoruz. Yani çünkü buralarda bir canlı yaşayabilme ihtimalinin olduğu düşünülmediği için bunlar sonra sonra bulunuyorlar e, halo yani bakın sonlarında hep ne var filler var değil mi filler hani sevmek e, anlamında kullanılıyor hani hidrofol, e, hidrofobik hidrofilik yapıları vardı hatırlarsanız bu fosfolipitlerin yağlarda orada hidrofobik için demiştik ya fobi sevmiyor hidrofilik de demiştik ki suyu seven o zaman fil eki burada bize sevici anlamında kullanılabiliyor. Hani filler sevimlidir oradan aklınıza gelebilir eğer hani aklınızda tutamıyorsanız. Tuz sevicilere baktığımda tuz seviciler adı üzerinde halofiller arkadaşlar. Tuz seviciler. Bunlar doğal tuz gölleri olabilir ya da çok tuzlanmış balık et gibi yiyeceklerin üzerinde bulunuyorlar. Onların doğal habitatı diyoruz bunlara. Habitat demek arkadaşlar bunları da yine göreceğiz ama habitat demek hani canlının doğal olarak tat alabildiği, yaşamını sürebildiği yerler demek. Mesela bir işte aslanın habitatı çöllerdir. diye da işte ne olabilir işte bir kutup ayısının habitatı kutuplardır dediğimizde onların yaşayabildiği doğal olarak ben onu arayabildiğim yere habitat diyoruz. Burada da tuz sevicilerin doğal habitatı da ya tuz gölleriymiş ya da tuzlanmış balık et gibi yiyeceklerin üstü. Bakın bu tuzlanmış bir et görüntüsü duruyor. Normalde arkadaşlar bu işte hipersalin diyoruz. Çok tuzlu. Hipersalin hani salt zaten tuz demek ya. Hipersalin çok tuzlu habitatlar dünyada sık olarak bulunabiliyormuş. Ancak aşırı hipersalin yani aşırı tuzlu habitatlar seyrek. Bu tip yerler genellikle işte kuru ve çok sıcak bölgelerde bulunuyormuş. Örneğin hiper hipersalin, hipersalin habitatları örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Büyük tuz gölünü verebiliyormuşuz. Bu da tuz gölünden bir görüntü. Bu bizim ülkemizdeki tuz gölünden bir görüntü biliyorsunuz. Bizim ülkemizde de tuz gölü var Konya civarında değil mi? Sıcak seviciler ise ikinci olarak termofiller. Bunlar da genelde 45 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda yaşayabiliyorlar. Hatta bazı kaynaklar işte 80-90'dan başlatıyor ama 45 derecenin üstü zaten bizim için ekstrem bir koşul. Çoğu enzimleri biliyorsunuz hani sorularda gelir ya işte 40 derecede bekletilmiş, 100 derecede bekletilmiş vesaire diye. Çoğu enzimleri 40 derecenin üzerinde çalışmıyor. dolayısıyla yaşamını sürdüremiyor bu canlılar. Ancak arkeler bu yüksek koşullara dahi ne yapmışlar? Adapte olmuşlar. Yani bunların hepsi aynı şey yapmıyor. Yani bazıları termofil, bazıları halofil öyle öyle ayırıyoruz. Hani bir arke hepsini yapmıyor arkadaşlar. Termofilik canlılar o zaman nerede bulunabilir en çok? Kaplıcalarda bulunabilirler Ya da ABD'nin ve dünyanın ilk ulusal milli parkı olan Yellowstone diye bir yer var Bu Yellowstone, şimdi göstereceğim biraz sonra Bu Yellowstone aslında bir yanardan üst kısmıymış arkadaşlar Şu anda aktif değilmiş yanarda Dolayısıyla böyle sürekli kaynayan, fokurdayan bir yapısı var Bakın, şöyle açayım Bakın görüyorsunuz zaten lav gibi Burada çok güzel bir mini park yapmışlar. Yani rahatlıkla insanlar oradan yürüyebiliyorlar. Orayı keşfedip işte fotoğraf çekebiliyorlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Amerika'da bulunuyormuş. İki eyalet arasında bulunuyormuş arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Bakın burada da görüyorsunuz. Çok bilindik görüntüsü budur zaten. Evet. Alkali sevicilere bakalım. Alkali demek de aslında bazik demektir. Yani 9 ila 11 arasındaki pH'lerde yaşayabilen canlılar bunlar da bunlar da genelde kuru göller oluyor ya da karbonatça zengin. Karbonat zaten hani bir bazdır deniyor ya karbonatın baz olduğunu bilmiş oluyoruz. Böylelikle karbonatça zengin topraklarda ya da bu e, resim şuradaki resim kuru gölü ifade ediyor arkadaşlar. Yani karbonatça zengin toprağı değil. Ben burayı çizdim ama Kuru gölü ifade ediyor. Asit sevicilere baktığımda da adı üzerinde asit sevici. Hatırlayın pH cetvelinde şu kısım yani 0 ile işte 7'ye kadar asit 7'den 14'e kadar bazikti. 7'de neydi? Nötr'dü arkadaşlar. Şunlar o zaman alkali seviciler burada. Burada ise asit seviciler bulunuyor. Hatta burada demiş ki bir tür var. Bu türün diyor pH'ı 0 olan ortamda dahi yaşadığı bilinmiş yani pH'in şu kısımda olduğu ortamda dahi yaşayabilmiş. O derece ekstrem koşullarda yaşıyor bu canlılar. Bir de metanojenik arkeler var arkadaşlar. Yani metanojenler var. Bunlar da daha çok karşımıza çıkıyor. Özellikle işte kemosentetik canlılar diyoruz bunlara. Bu canlılarda da genelde işte karbondioksiti hidrojen ile birleştirip bu bana biraz şeyi hatırlatıyor fotosentez denklemi gibi değil mi? Karbondioksiti su ile birleştiriyor. Bakın ne elde etmiş? Metan, su ve enerji elde ediyor arkadaşlar. Bu elde ettiği enerjiyi sonrasında besin elde etmek için kullanıyor. Demek ki bunlar da kendi besinini kendisi üretebilen canlılar. Bunlara ne diyorduk? Ototrof canlılar diyorduk, değil mi? Otomatik arabadan aklıma geliyordu. Otomatik araba nasıl vitesini e, ayarlamadan kendi kendine ayarlıyor ya? Bunlar da ototrof canlılar. Yani kendi besinlerini otomatik olarak kendileri üretebilen canlılar. Bunun için gerekli olan enerjiyi ışıktan alıyorlarsa bunlara fotosentetik canlılar diyorduk. Foto çünkü ışık demekti. Eğer gerekli olan enerjileri burada olduğu gibi kimyasal maddelerden sağlıyorsa kemosentetik canlılar diyorduk. Bunlara bakın fotosentetik demiyorum. Bunlar çünkü enerjilerini kimyasallardan sağlamışlar. Dolayısıyla bunlar Kemosentetik canlılar o zaman arkeler için kemosentetik olan türleri vardır denildiğinde doğru kabul edebilirim. Bakterilerde hatırlayın ne vardı? Fotosentetik canlılar vardı. Hatta o yüzden içlerinde klorofil pigmenti bulunuyordu arkadaşlar. Evet arkelerde bu şekilde hem bakterilerden tekrar ettik böyle e, tekrarlı bir konu olmuş oldu. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.